Saç dökülmesine biz dermatolojide alopesi diyoruz. Günde 100 kadar saç telinin dökülmesi normal kabul ediyoruz. 100 telin üzerindeki saç teli dökülmelerine alopesi diyoruz. Saç dökülmeleri çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bazıları saçlarımızda iz bırakan hastalıklarda ortaya çıkabilir. Bazı saç dökülmelerinde ise saçlarımızda iz bırakmadan saç dökülmesi görülebilir. Saçlı deride iz yapan yani skar yapan hastalıkların başında enfeksiyonlar gelir. Mantarlar, bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar saçlı deriyi tuttuğunda iyileşme süreci içerisinde saç derisinde iz bırakabilir ve görülen burada saç dökülmeleri kalıcı olur. Bunun dışında saç derisini tutan çeşitli dermatolojik hastalıkların seyrinde de liken hastalığı gibi bunların seyrinde de kalıcı saç dökülmeleri görülebilir. Saç derisinde ortaya çıkan tümörler, kistler de kalıcı saç dökülmesine sebep olabilir. Saç derisinde iz bırakmayan hastalıklar saçın belirli bir bölgesini tutabilir. Bunlara lokal saç dökülmesi diyoruz. Bazıları ise yaygın olabilir. Bunlara da genel saç dökülmesi diyoruz. Lokal saç dökülmelerinin başında toplumda saç kıran olarak bildiğimiz alopecia areata gelir. Bunun dışında saç çekme hastalığı trichotillomani ve saçın çok gergin bir şekilde bağlanmasından oluşan traksiyonel alopesi en sık bilinen lokal saç dökülmesi sebepleri arasında yer alır. Tedaviyle bu tür saç dökülmelerinde dökülen saçlar çoğunlukla yerine gelir. Yaygın saç dökülmelerinin çok çeşitli sebepleri vardır ve toplumumuzda en sık görülen saç dökülmesi de esasında budur. Bu tür saç dökülmelerinin sebepleri arasında en sık hormonal sebepler, özellikle doğumdan 3 ay sonra ortaya çıkan doğuma bağlı saç dökülmesi. Genellikle bunlar doğumdan 2-3 ay sonra ortaya çıkar ve yaklaşık 4-6 ay içerisinde dökülen saçlar geriye gelir. Çinko eksikliğinde, demir eksikliğine bağlı oluşan anemilerde, vitamin B12 eksikliğinde, folik asit eksikliğinde, biyotin eksikliğinde yine saç dökülmesi görülmektedir. D vitamini eksikliği de son zamanlarda saç dökülmesi sebebi olarak yine suçlanmaktadır. Hangi sebeple olursa olsun saç dökülmesi sorunu yaşadığınızda mutlaka yakınınızdaki bir uzman doktora başvurun. O size gerekli tetkikleri yaparak doğru teşhisi koyup doğru tedaviyi uygulayacaktır.